Teşekkür ederim abi. Bir ara uyuyakalmışım ışıklar kapanınca. Bizim yatma kalkma saatlerimiz uymuyor tabii normal insanlarla. Talihsizliktir ki 2 haftadır 3 farklı ülkede konferanslarda dinamik bir şekilde bulunuyorum. 2 gün önce hastalandım. Virüs kaptım. Ama iyiyim, kusura bakmayın öncelikle. Bugün bir aile kapsamlı içerik doldurdum. Biraz kafanızı karıştırmak için. O yüzden belirli bir akış beklemeyin. İçerik geniş. Hızlıca girmek istiyorum. Çok vaktimiz de yok. Önce bu hacker kavramından bahsedeceğim. Hacker neye denir? Terim olarak hacker'dan bahsedeceğim. Daha sonra hackerların motivasyonlarından söz edeceğiz. Siber dünyanın aktörlerinden bahsedeceğim. Sizi başka bir dünyaya götüreceğim. Değişik bir pazarın döndüğü bir dünyaya götüreceğim. Birkaç tane de demomuz olacak. Umarım hepsini yetiştiririz. O yüzden hızlıca başlıyorum. Herhangi bir noktada soru alabilirim. Sonunda çünkü pek vaktimiz olmayacak. Hacker bir sistemi veya teknolojiyi dizayn edildiği amacı dışında kullanan ve farklı problemleri çözmek için kullanan kişilere ad verir. Yani aslında terim bilgisayar korsanı diye uzun vadede değiştirilmiş ve kullanılan bir terimden çok farklı bir terimdir. Buna komik bir örnek bulalım dedik. Bulaşık makinesinde ıspanak yıkayan teyzeyi koyduk. Tabii bu da bir hacker oluyor terim anlamıyla. Fakat bizim bugün görmek istediğimiz kar maskeli ninja kılığındaki hackerlar. Maskenin sebebi var çünkü bilinmeyen birçok teknik kullanıyorlar. İnsanları şaşırtıyorlar. Bir gün bir web sitesine bakıyorsunuz, giremiyorsunuz. Tonlarca para dönüyor. Ancak hackerları tabii bu kar maskesi birazcık irite ediyor. Bu da bizim ofisten bir görüntü. Gayet mutluyuz. Herhangi bir kar maske yok yüzümüzde. Soldaki İbrahim Baliç belki duymuşsunuzdur. Apple developer accountlarını hackleyen hacker. Sağda Mehmet İnce. Facebook'ta birçok açıklık buldu. Üstteki de ben. Maskelerimizi çıkardık. Önce ofansif düşünceden bahsetmek istiyorum. Yani hackerları ne farklı kılıyor? Onların buldukları, diğer insanların bulamadıkları ne? Bu tamamen bir bakış açısı. Yani bir şeye, bir sisteme bakıldığı zaman farklı boyutta farklı şeyler görülebiliyor. Örneğin burada İvazo ya da birbirine bakan iki insan, iki farklı düşünce yapısıyla bakıldığı zaman farklı farklı şey algılanabilir. Hacker ise bir sisteme baktığı zaman onun bütün yapı taşlarını bilmek istiyor. Nedir bu? Sistemin içinde, sisteme dahil bütün alt parçacıklar, bunlar nasıl çalışıyor? Bunlardan bir tanesini çıkarttığım zaman ne olur? Örnek vermek gerekirse, bir bankanın call center'ını aradığınız zaman, şifre değiştirmek istediğiniz zaman size birçok soru sorar. Ancak bu soruların hepsini bilmenize gerek yoktur. Bir tanesini bilmezseniz başka bir soruyla bunu telafi edebilirsiniz. Önce arar, bütün soruları yazar. Daha sonra bir daha arar. Bir tanesine yanlış cevap verir. Bir daha arar, diğerine yanlış cevap verir. Sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışır. Eğer bütün sistemi biliyorsanız zaten onu kontrol edebilirsiniz. Biz ne yaparız? Karşı taraf. Biz insanların kullanması için bir şeyler yaratmaya çalışırız. Karşı taraftan çoğu zaman kötü bir düşünce beklemeyiz. Ama çoğu zaman da yarattığımız şeyler çok kolay bir şekilde bypass edilebilir. Burada bu summit'ten örnek vermek istiyorum. 2 gündür buradayım. Etrafta dolanıyorum. Bir gazete standında şöyle bir kampanya vardı. Perşembe günü sitemize kaç kişi girdiğini tahmin edebilirsiniz. En yakın tahmini verene
bedava iPad veriyoruz. Saat sabahla öğlen bir arasında. Gittim, kayıt oldum. Sordum, sıfır dedim. Çünkü ekrana göre o siteyi kapatmak çok kolay bir iş. Yani ben bugün sabah sıfırda o siteyi kapatırım. Öğlen 1'e kadar hiçbir ziyaretçi içeri almam. Tabii bunları düzenleyen insanlar bu tarz şeyleri hiçbir zaman düşünmezler. Örneğin bir hacker'ın eline hesap makinesi verirseniz ne yapar? Herhangi bir sayıyı sıfıra bölmeye çalışır. Çünkü bir sayıyı sıfıra bölemezsiniz. Her zaman bir şeyleri kıracak, bozacak, manipüle edecek şeyler denenir. Eğer bu şekilde düşünerek bir sistem geliştirilmiyorsa zaten o hacklenmeye mahkumdur. Google'ı bilmeyen yok. Değil mi? Var mı? Yok. Okey. Kullanmayan olabilir. Bu aralar Yandex biraz daha Türkiye'de popüler olmaya başladı. Google örneğini seçtim çünkü herkesin çok rahat anlamasını istedim. Teknik çok detaya girmek istemedim. Google sizin için Google, peki hackerlar için ne? Hackerlar için inanılmaz bir bilgi kaynağı. Temamız daha hiçbir şey görmediniz. Tema üzerinden gidelim. Google'da özel operatörleri bilen kimler var? Birkaç kişi. Güzel. Aralarda hackerlar var zaten. Gözüme ilişiyor. Uzun süre bu işte kaldığınız zaman direkt ayırt edebiliyorsunuz insanları. Özel operatörler, çift tırnak Can Yıldızlı koyduğum zaman Google'da Can Boşluk Yıldızlı yazan sayfaları karşıma getiriyor. Google'ın kullandığı birçok özel operatörler var. Bunlar burada birkaç tanesi yazılı. Ama kendi Google'dan araştırıp bakabilirsiniz. Ext, herhangi bir dosya aradığınız zaman, örneğin bir Excel dosyası, document, PDF dosyası, Ext operatörünü kullanırsınız. InTitle, sitenin title kısmında herhangi bir şey aradığınız zaman, InURL, URL bölümünde herhangi bir veri aradığınız zaman, site, sadece belirli bir sitede bir şey aradığınız zaman, numRange ise iki sayı aralığı verirsiniz. Örneğin 10 ile 60. Herhangi bir sitenin içerisinde 10 ile 60 arasında herhangi bir sayı geçiyorsa o sonuçları size döndürür. Çok aslında kullanıcılar için kolaylık sağlamaya yönelik geliştirilmiş bir teknoloji. Ancak Google etrafta unutulmuş bütün dosyaları tamamen veri tabanına aktarıyor ve bunları size kolayca sunmak için optimize ediyor. Peki hacker ne yapıyor? Bir örnek görelim. XPDF numRange 2000-2003. Yani ben Google'da PDF dosyası arıyorum ve bu PDF dosyaların içinde 2000, 2001, 2002, 2003 sayılarından herhangi bir tanesi geçiyorsa bana göster diyorum. Bir tane PDF çıktı. Yani 13 milyon result var. Ben ekrana uysun diye sadece en üstteki result'ı aldım. Bu normal bir insanın kullanması için tasarlanmış olan operatörler. Hacker ne yapıyor? Özel şeyler arıyor. Örneğin aynı şekilde pasaport numarası Suriye PDF numRange. NumRange'e de pasaport numaralarının range'ini yazarsanız birçok sonuç alırsınız. Hepsi PDF. Dördüncü sonuç enterese etti beni. Suriye'nin istihbaratının başındaki adamın doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası. Sizin için önemli olmayabilir. Ama hackerlar bu bilgiye sadece Google üzerinden çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Bu da Türkiye'den bir örnek. TC numaraları 11 hanedir. NumRange 1111111'den 99999'a kadar arayıp yanına TC koyarsanız XLSD Excel'dir. Yaklaşık 4500 tane Excel dosyası. İçinde binlerce kişisel veri var. Sadece Türkiye'ye az değil tabii. Bütün ülkeler için yapabilirsiniz bunu.
biraz daha işleri illegal boyuta taşıyabilirsiniz. Kredi kartı numaraları, Visa, Numrange, kredi kartı 16 haneldir. X'te de SQL yazarsanız kredi kartına ait veri tabanlarını direkt olarak Google'dan bulabilirsiniz. Galiba biraz Google'ın imajını değiştirdim kafanızdaki. Eğer değiştirebilirsem anlamışsınızdır ofansif düşünce tarzını. Tabii bu sadece Google'dı. Bunun yanında Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Foursquare, binlerce platformda binlerce bilgi, milyonlarca bilgi paylaşıyoruz. Ve hackerlar her bir bilgiyi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Örneğin bir şirkete saldıracakları zaman şirket çalışanlarının bütün profil bilgilerini iyice analiz edip onlara özel saldırılar geliştiriyorlar. Yani teknolojinin getirdiği farklı bir boyut var karşımızda. Peki bunların motivasyonları ne? Dört ana başlıkta bu motivasyonları sıralayacağım. Bir, en önemlisi para. Neden olduğu belli. Herkes paranın peşinde. Hackerlar için para kazanmak kolay bir iş. Çünkü birçok metodu var. Birazdan aktaracağım bunları. Aylık kazançları çok yüksek. O yüzden oturup da bir işe bağlayamıyorsunuz. Bayağı zor oluyor. Özellikle 10 gün, 10-15 gün önce yakalanan şu ayda 50 bin dolar yapan 19 yaşındaki çocuğu düşününce standart bir mühendis maaşıyla 3000 TL'yi koyup da hadi gel etrafta bir güvenlikle alakalı bir şey yapalım diyemiyorsunuz. Harcanan emek çok düşük. Az önce gördünüz. Google'da iki satır şey yazdık. Ki daha sadece bu Google. Yüzlerce tool var, yüzlerce metot var. İkinci motivasyon ideoloji. Herhangi bir parayla bağlantısı olmayan, tamamen bir ideolojiyi yansıtmak üzerine kurulmuş hacktivist denilen gruplar. Bunların başında Türkiye'den çarpıcı örneklenen Red Hack var tabii ki. Kapatılmaları neredeyse imkansız. Farklı teknikler uygulanarak belki. Yurt dışında en çarpıcı örneği Anonymous. Bunların herhangi bir kar amacı yok. Tamamen görüşlerini yansıtmak için etraflara mesaj bırakıyorlar. Neden kapatılamıyor? Çünkü arkasında ideoloji yattığı için çoğunu yakalasanız dahi sürekli yeni birileri devam ettirecektir bu ideolojiyi. Anonymous'ta olduğu gibi. Birçok Anonymous lideri yakalandı. Ancak halen aktif olarak devam ediyorlar. Üçüncü önemli motivasyon talep, devlet tarafından talep veya baskı. Bunların da en çarpıcı örnekleri Suriye Elektronik Ordusu. Son zamanlarda çok popüler oldular. Çünkü Esad rejimi tarafından desteklenildiği düşünülüyor. Diğeri de Çin'in PLA unit denilen gene özel bir ordusu. Yaklaşık 2000'in üzerinde hacker barındırdığı düşünülüyor. Hükümet tarafından biz bunları desteklemiyoruz denilse dahi yurt dışındaki özel bir firma tarafından yapılan bir araştırma sonucunda adamların çalıştığı binaya kadar bulunmuş durumda. Dördüncü motivasyon ego. Özellikle gençlerin işte oyun oynuyorlar birbirleriyle. Kazanamayınca hackliyor karşı taraf. Ya da bir kıza aşık, talep görmüyor, virüs yazıyor, herkese yayıyor. Bu adam, Chris, Operation Hackerazi tarafından Operation Hackerazi adında düzenlenen bir operasyon tarafından yakalanıyor. Kendisi hacker değil. Birçok ünlünün e-mailine girip çıplak fotoğraflarını vesairesini topluyor. Daha sonra yakalanıyor. Galiba şu an 5 yıl hapis cezası aldı.
Kullandığı teknik de şifremi unuttum sorularını bilmek. Sadece bu. Ne yapıyor? Twitter hesaplarının bütün geçmiş şeylerine bakıyor, tweetlerine bakıyor. İşte köpeğimin adı ne yazmış ününün biri. Oradan buluyor, oradan giriyor. Yaptığı tek şey bu. Aktörlerden bahsedelim. Önce 20 yaş altı diye hitap ettiğimiz, ancak 20 yaş altı çok başarılı gençler de çıkabiliyor. Abilerinin diyelim ya da daha kıdemli hackerların yazdığı programları kullanan ve bunu başarı sayan çocuklar. İşte genelde bunların siteleri kapatırken görürsünüz. Çünkü bir program yazılmıştır. İşte sadece böyle atak matak diye tuşlara basarlar. Ondan sonra site indiği zaman dünya onların olur. Motive eder, ileri götürür onları. Daha sonra okumaya başlarlar. Kendilerini geliştirirler, kendilerini geliştirirler. Bir de bakmışlar ki kendileri program yazıyorlar. Tehlikeli aktörlerden bir tanesi zararlı yazılım programcıları. Bunlar normal hayattaki silah satıcıları gibidir. Virüsü yazarlar ya da Trojan, karşı tarafın bilgisayarını ele geçirecek, kullanacak araçları yazarlar ve bunları diğer insanlara satarlar, diğer hackerlara satarlar. Risklerini minimuma indirirler. Çünkü birçok ülkede zararlı yazılım geliştirmek hakkında herhangi bir mevzuat söz konusu değil. Çünkü bunlar sadece bir program, arka planda çalışan bir program. Ama bunu yazıyor, hackerlara satıyor. Ortalama tek bir sattığı zararlı yazılımdan yaklaşık avaraj olarak $2,000 kazanıyor diyebiliriz. Ve bunu aynı aracı birçok farklı kişiye satabiliyor. Böylece çok yüksek kazanç elde ediyor, riskini sıfıra indiriyor. Yenilikçi oldukları da antivirüsler sürekli yeni teknikler geliştiriyorlar. Zararlı yazılım geliştiricisi de sürekli daha fazla kişiye nasıl yayılabilirim, daha fazla kişiyi nasıl etkileyebilirim, bir sisteme girdikten sonra o sistem içerisinde nasıl daha fazla kalırım, bunların araştırmasını sürekli yapıyorlar. Yani her zaman denilen işte beyaz taraf her tarafı kapatmak zorundadır, bir yeri açık bırakırsa siyah taraf gelir onu hackler mantığı aslında arka planda yok. Yani siyah tarafın her zaman birkaç adım önde olması gerekiyor. Yoksa zaten hiçbir şey ilerlemiyor underground'da. Peki bu adamlar sattı bunları, zararlı yazılımları. Biri de bu silahı kullanacak. O tetiği çekecek. Onu yapan adamlar bu zararlı yazılımı ülkelere dağıtan adamlar. Farklı kanallarla, farklı tekniklerle birçok bilgisayarı, sizin bilgisayarınızı ağına bağladıktan sonra, sunucusuna bağladıktan sonra binlerce kişiyi aynı ağa bağlıyorlar ve tek bir noktadan komutu vererek bütün kontrol ettiği zombi denen makinalara, siz oluyorsunuz bu durumda, komut veriyorlar. Ne komutu veriyorlar? Hadi arkadaşlar hep beraber şuraya saldırıyoruz. Ya da hepiniz bana şu ana kadar klavyede bastığınız bütün tuşları gönderin. Bunu binlerce kişiye yapıyorlar. Ve elinde çok fazla miktarda veri oluyor. Binlerce kredi kartı. Binlerce kullanıcı adı ve şifre. Bunun bir tane kullanıcı adı ve şifrenin bile bir hacker tarafından ele geçirildiği zaman ulaşabileceğiniz o kadar çok bilgi var ki bunları tamamen birbirleriyle çarpın. İnanılmaz bir bilgi akışı. Bu aşamadaki botmaster, yani bu botları kontrol eden adam, verileri kendi de kullanabilir. Ama yer altında gördüğümüz genellikle riskini gene minimuma indirmek için bu verileri satmaya başlıyor. Yani adamın elinde 50 bin tane kredi kartı var.
Diyor ki ben ne yapacağım 50 bin tane kredi kartıyla? Ömrüm yetmez bunlarla uğraşmaya. Ben bunları satayım. O yüzden ekonomiyi değiştiriyor. Kredi kartı fiyatları tavana iniyor. Kredi kartının fiyatları yaklaşık işte 10 dolar civarlarında geziyor şu an. Bunları çünkü satan insanlar var. Satan ve kullanan. Kullanan insanlar bunların teknikleri ve kendilerini geliştirmeleri tamamen gelen bir kredi kartını nasıl aklarım kısmı. Çünkü onlar sadece artık kredi kartı almaya başlıyorlar. Geri kalan tekniklerini bilmelerine gerek yok. Yani anlatmaya çalıştığım farklı hacker klasları var. Bir hacker hem onu yapıyor, hem bunu yapıyor, hem botnet kuruyor, hem gidiyor kredi kartını alıyor, satıyor vesaire gibi bir şey yok. Farklı gruplar var ve farklı işleri yapan ve o işlerde, yaptığı işlerde hep en ilerisi olmaya çalışan çok büyük aktif bir gruptan bahsediyorum. Ve o yüzden sizin geliştirdiğiniz bütün teknolojiler onlara çok daha fazla yarıyor. Normal bir insana yaradığından. O yüzden bir teknoloji geliştirilirken öncelikle bu taraftaki insanlar göz önünde bulundurmalı. Aynen işte yapılan iPad yarışması olsun en basit örneğinden ya da geliştirilen başka bir teknoloji. İşte bankaları arıyorsunuz. Ben aradığım zaman banka merhaba Sayın Can Yıldızlı diyor. Güzel. Güzel bir şey. Ben bankayı aradığım zaman bana merhaba demesini isterim. Şimdi başkasının numarasından başkasının numarasını arayabildiğiniz teknikler var. Yani ben şu an Garanti Bankası'ndan mesela attım. Hani en ünlü banka olduğu için kusura bakmayın Garanti Bankası'ndan birileri varsa. Kendimi aratabilirim. Nasıl 155'ten insanlar arandığı gibi. Bir sistem, Turkcell Vodafone, kullanıcıların kişi bilgilerini dışarı vermiyor. Cep telefonu soruyorsunuz bu kimin diye. Söylemiyor. Adamın numarasıyla bankayı arıyorsunuz. Banka merhaba Can Yıldızlı diyor. Yani getirdiğiniz bütün teknolojiler aslında diğer taraftaki insanların bir şekilde kullandığı araç haline geliyor. Daha ileri seviye hackerlarımız espiyonaj ve sabotaj üzerine uzmanlaşmış hackerlar. Bunlar şirketleri hedef alıyor. Bunların amacı binlerce kişiye saldırayım, binlerce information alayım değil. Bunların amacı spesifik bir hedef var. Bu hedefe karşı neler yapabiliriz? İlk başta bahsettiğim gibi sosyal medyadan toplanan yüzlerce bilgi, hepsi bir araya getiriliyor. Bir plan çerçevesinde içeri sızılıyor. Burada hacker dediğim kesinlikle inanılmaz bilgisayar başında vakit geçiren, kalkmayan vesaire gibi insanlar, bunlardan bahsetmiyorum. Hacker tanımını ben başta yaptım. İnsanları kullanmada da üstünler. Çünkü paraları çok. Yani bir şirketten birini rüşvetle kendileri için çalıştırmak çok kolay. Kimliklerini de korudukları için karşı taraf bir tepki gösterse dahi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü yüz yüze biriyle konuşsanız, rüşvet teklif etseniz siz artık o kişi artık sizi biliyor. Ama LinkedIn'den araştırdınız, işe yeni girmiş biri ya da çok uzun süre kalmış ve işten çıkmak üzere olan biri. Bir anda adama mail geliyor. Diyor ki hesabına şu kadar para koyacağım, bana şu information'ı verir misin? Vermezse vermez. Şikayet ederse eder ama hacker bulunmaz. Yani teknolojiyi kendileri için çok kolay manipüle eden bir grup var arkamızda. İçeriden gelen tehditlerde ise bir araştırma yapılmış. 2031 tane Avrupa'da çalışan üzerinde yapılan bir araştırma. Her üç kişiden biri ofis içerisindeki bir bilgiyi, gizli bir bilgiyi dışarıya ifşa ettiğini açıkladı. Her yedi kişiden biri ise
eski işinden edindiği bilgiyi yeni işinde kullanıyor. %31'i ise eğer ben kovulursam bütün bildiğim bilgileri dışarıya aktarırım diyor. Bu kullanılan araçların kolaylığını göstermek adına ufak bir demo hazırladık. Eğer orada teknik arkadaş oradaysa. Can, orada mısın? Okey. Senaryo ICT Summit'e giren bir hacker. Realist olması açısından. İçeri girdi. Resepsiyondaki kişiye sordu. Buranın wireless şifresi ne? Şimdi alabilirim şeyi, bağlantıyı. Samsung cihaz bu. Hani sponsor olduklarından değil ama hakikaten hackerlar tarafından bayağı aktif olarak kullanıldığı için çıkarttım. iPhone'da yapamıyorum çünkü bunları. Ekranı verebiliyor muyuz şu an? Ah, süper. Normalde demolarda mutlaka bir şeyler patlar çatlar falan, insanlar bir şey gösteremez de. O yüzden korktum. Her neyse, en son içeri girmiştik. Şifreyi aldık. Bağlandık. Tepede wireless connection'ım var. Şu an bu script kid'i dediğimiz hiçbir şey bilmeyen adamı oynuyorum. Hani binlerce olan insanlardan bahsediyorum. Geldi. Bir tane programı açtı. Şu an ICT Summit, yani Now 2013 wireless'a bağlı kullanıcıların LinkedIn, Facebook, Twitter ve benzeri bütün hesapları önüme düşüyor. Numan Aspek burada mı? Özür dilerim. bakalım kimler var? Çok kişi var. Bayağı katılım olmuş bu sabah. Önce şunu bir durdurmam lazım çünkü hakikaten inanılmaz bir bilgi geldi. Self-service, ticaret, edu.tr, hürriyet, mobisayaç, hürriyet.com vesaire. Bunlar sadece görmüyorsunuz. Tehlikeli nokta bu. Ben şu an, isminiz neydi? Numan. Numan Hasbek, doğru mu? Numan Bey'in hesabından şu an girebilirim Facebook'a. Efendim? Ha, girebilirim. bakalım bu muydu? Yoksa bir daha açmaya çalışacağım programı. Tweet atabilir miyim? Yani status update yapabilir miyim? Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. geri dönelim şeye, slide'a. Şu an telefonumu hala kontrol ediyorsunuz bu arada. Gözümden kaçmadı değil. Yani. Ekranı alabilirsek. Pek vaktimiz kalmadı, hızlı hızlı ilerleyeceğim çünkü. Bu underground'da bir kişinin
yolladığım mesaj işte diyor ki kredi kartını $10 satıyorum, Platinum kartı $15 satıyorum vesaire. 100 tane Amerika kartını $800, 200 tanesini 1400 kendi çapında indirimler yapmış yani kısacası. Buna da canlı olarak bağlanabilirdik ama şu an bakıyorum ki çok vaktimiz yok değil mi? Hızlı ilerlemem lazım. Burada post makinesi satan bir hacker'ımız var. Size yolluyor post makinesini. Siz kredi kartını çektiğiniz zaman arka planda o kredi kartını kaydediyor. Ama post makinesinin önünde onaylanmadı yazıyor. Ya da isterseniz onaylandı yazıyor. Siz para almıyorsunuz ama sadece kredi kartı numarası almış oluyorsunuz. Tabii aynı zamanda PIN de kaydediyor. Çünkü karşı taraf PIN'i de yazıyor. Yani bir post makinesine gittiniz, çektiniz, onaylanmadı. Aa bu çalışmıyormuş diye öteki post makinesini verirse bir adam, orada birazcık şüphelenebilirsiniz. Aynı şekilde ATM'lere takılan cihazlar. Gene aynı şekilde bu ortamlarda satılıyor. Bunlar, şöyle düşünmeyin. Bir ATM çıktı, işte yeşil bir şeyler koydu, turuncu bir şeyler koydu ve bunları engelledi. Hayır. Yeşil bir şeyler koyduğu anda zaten onun nerede yapıldığı biliniyor. Hani çoğu zaten Çin'de yapılıyor. Aynısından söylüyorlar, değiştiriyorlar, değiştiriyorlar ve yeni tekniklerle satışa sunuyorlar. Bu ATM'ler takılan cihaz, üzerinde kamera var. İşte kartınızı koyduğunuz zaman tepeden pini alıyor, öteki taraftan kartı alıyor, yanından geçerken Bluetooth'la datayı alıyor. Evinde kartın aynısını basıyor, ondan sonra şopa gidip parayı çekiyor. Tabii Underground'da sadece kart yok, bir sürü farklı şey var. Diploma var, pasaport var, bank kartları, driving license, her türlü şeyi Underground'dan alabilirsiniz, bütün her şeyi. Bunların fiyatları da uygun aslında. Pasaportlar 20 euroya satılıyorlar. Diploma 20-25 euro. Burada sadece size bunun scan'ini gönderiyorlar. Bu da zaten halen Google'dayız. Birazdan daha aşağı ineceğiz. Daha aşağı indiğimiz zaman internete bir daha girmek istemeyeceksiniz. Daha hiçbir şey görmediniz. Deep Web. Deep Web nedir? Şu an gördüğümüz Google'da aradığımız ve bulduğumuz sayfalar sadece internetin %4'ü. Yani internetin %96'sına siz Google'dan ulaşamıyorsunuz. Bu inanılmaz bir oran. %96. Şu ana kadar Google'dan arayıp bulup girdiğiniz bütün siteleri düşünün. Bu sadece %4'ü. Peki bu %96'ya nasıl giriliyor? Özel proxy'ler, işte hacker araçları vesaire ya da Tor dediğimiz farklı bir network bu tarz ortamlara size girişe izin veriyor. Aynen bir Firefox browser'ınızı açıyorsunuz ve içeride girdiğiniz ve bulduğunuz bilgi Google'dan bulamayacağınız birçok bilgi. Neler var bunlar içinde? Kişisel bilgiler, birbirlerine hayvan satan insanlar, uyuşturucu satıcıları, insan kaçakçıları, yasaklı videolar, Hidden Wiki diye rezil bir yer var, oraya bakmak bile istemezsiniz. Firma bilgi ifşaları, suikastçı bulabiliyorsunuz, silah satıcıları vesaire, her türlü şeyi bulabiliyorsunuz kısacası. Oradan aldığımız bir şey, United States Driving License satıyor. 2.344BTC. Yer altına indiniz, kendinizi tamamen zaten proxy'ler koruyor. Parayı nasıl karşı tarafa yollayacaksınız? En büyük soru. Bunun için de zaten bir sistem geliştirildi, adı Bitcoin. Tamamen alıcının ve satan adamın kimliğini gizliyor. Yani ben buradan Avusturya'daki bir adama para gönderiyorum. Avusturya'daki adam ne benim kimliğimi biliyor, ne ben Avusturya'daki adamın kimliğini biliyorum. Ortada sadece bir tane numara var. Ben o numaraya para gönderiyorum. Normal cebimdeki parayı BTC birimine çeviriyorum. Yani dijital bir para birimine çeviriyorum. Oradan gönderiyorum. İstersem BTC'yi tekrar normal Türk lirasına çevirebiliyorum. Bunlar da BTC kabul ediyorlar. Bir BTC yaklaşık $120 olması lazım. Yani bayağı aslında yüksek bir currency. Burada Amerikan pasaportunu 6.2 BTC'ye satıyorlar. İşte ne kadar ediyor? $800 civarı bir şey herhalde. Sahte para da satanlar var. Yani Euro'lar, 50 Euro, 4 tane 50 Euro'yu, işte bilmem kaç BTC vesaire. Bunların hepsi var. Hepsi altta. Neler var? Bunların dışında güzel çıkartmışım.
çıkarttığım iyi olmuş. İsteyenler varsa Deep Web'i daha çok inceleyebilirler. Biz ne yapıyoruz bunlar karşısında? Biz de bir platform geliştirdik. Siber istihbarat toplayacak ve bunları firmalarla paylaşacak. Yakında bunun duyurusunu farklı kanallardan yapacağım. Burada uzun uzun konuyu da uzatmak istemiyorum. Zaten çok zamanınızı çaldım, kusura bakmayın. Teşekkürler, sağ olun.